Kanal D Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Sayın seyirciler, çıkar amaçlı suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker gözaltına alındığında Türkiye ayağa kalkmıştı. Operasyonu yürüten İstanbul Polisi açıklama yapmış ve Peker grubunu suç örgütü olarak tanımlamıştı. Savcılık organize suç örgütü elebaşı olmak suçundan Peker ve 23 adamını tutuklama istemiyle mahkemeye gönderdi. Ancak nöbetçi mahkeme Sedat Peker'le adamlarını tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Adliye koridorlarında polislerden tepki sesleri yükseldi. Serbest bırakma kararına Sedat Peker bile şaşırdı. Bugün savcı üst mahkemeye itiraz edince Sedat Peker ve kardeşi Atilla Peker'le birlikte 7 kişi hakkında gıyabi tutuklama kararı çıktı. Komple yapıyorlar, sadece komple yapıyorlar. Ben böyle bir kararı kendimle beklemiyordum. Çünkü bu kadar şaşırdan sonra serbest kalmak gibi bir şey hayal olacaktı. Sedat Peker'e yönelik son yılların en geniş kapsamlı çete operasyonunda gözaltına alınanların serbest bırakılması şaşkınlık ve tartışma yarattı. Operasyondan önce 6 ay hazırlık yapan polis, Sedat Peker'in emniyet, yargı ve medya dünyasından yaklaşık 50 kişiyle ilişkisi olduğunu belirledi. İlginç ve düşündürücü ilişkilerin su yüzüne çıktığı operasyon günlerce kamuoyunda yazılıp çizildi. Reisin selamı var, çete silahına vali ruhsatı, Emir Büyüker'den, bürokratlarla özel cep attı, Korkut Eken'e cezaevi harçlığı Sedat Peker'den gibi başlıkları gazeteler manşetlerine taşıdı. Organize suç çetesine yönelik operasyonun açıklamasını bizzat İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ayhan Vuran yaptı. Üçü ruhsatsız toplam 22 silah ve malzemeler sergilendi. Kurulduğu yerlerde cep telefonlarını bloke eden GSM frekans karıştırıcısı dikkat çeken malzemelerin başında geliyordu. 10 ayrı suçtan dün savcılığa sevk edilen ve organize suç örgütü elebaşı olmakla suçlanan Sedat Peker ve 34 kişi tam 17 saat boyunca sorgulandı. 11 zanlı savcılık sorgusundan sonra salıverildi. Tutuklanması istenen Sedat Peker ve beraberindeki 23 sanık nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Her şeyden önce sizlere iyi sabahlar diliyorum. Zanlıların serbest bırakılması bazı polislerin tepkisini çekti. Adliyede bulunan polisler kararı eleştirdiler. Savaş! Polis bizi duruşma salonundan çıkarmak istedi. Tahliye olan Peker bile bu karara şaşırmıştı. Ben böyle bir kararı kendimle beklemiyordum. Çünkü bu kadar şaşırdan sonra serbest kalmak gibi bir şey hayal olacaktı. Ben mahkemedeki hakime de savcıya da şunu söyledim. Ben buradan çıktıktan sonra her an suç işlemeye eğilimli bir insanım. Ama şu an suç işleyerek gelmedim dedim. Üç avukatı hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve kendisi ise serbest bırakılan Sedat Peker çevresinde toplanan kalabalığa el öttürdü. Bugün ise soruşturmayı yürüten savcıdan itiraz geldi. Soruşturma savcısı Selim Berna Altay, Sedat Peker ve 23 kişinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme Sedat Peker, kardeşi Atilla Peker, Hüseyin Nalbantoğlu, Ali Bin Kalkan, Hakan Öztürk, Atilla Ekser ve Ali Şahin Gürman hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarttı. Üst mahkemenin bugün yeniden tutuklama kararı verdiği Sedat Peker bu sabaha karşı serbest kaldığında şaşırmıştı. Organize örgüt elebaşı olmakla suçlanan Peker'in serbest kalma kararına adliye koridorlarında yüksek sesle tepki gösteren polis şimdi Peker'i yeniden arıyor. Peker'in nerede olduğuysa bilinmiyor. Peker'in yurt dışına kaçmış olmasından şüphe ediliyor. Sedat Peker'le birlikte 34 kişinin bugün sabaha karşı serbest kalması operasyonun merkezi olan İstanbul Emniyeti'nde şok etkisi yarattı. Ne korkuyorsun? Avrasya Kod adlı proje ve Kelebek adlı operasyonla gözaltına alınan Sedat Peker 10 ayrı suçtan işlem gördü. Organize suç örgütü olarak nitelediği grubun dayak görüntülerini dahi ele geçiren polis, mahkemenin Sedat Peker dahil en az 17 kişiyi tutuklayacağını tahmin ediyordu. Ancak beklenen olmadı. Sabaha karşı saat 03'te tüm sanıkların serbest kalması, Emniyet Genel Müdürlüğü dahil tüm polis teşkilatında soğuk duş etkisi yaptı.
Dün öğle saatlerinde ilk kez Sedat Peker ve grubunu örgüt olarak canlı yayınlarda tanımlayan İstanbul polisi moral açısından çöküntü yaşadı. Bugün akşam saatlerinde üst mahkemenin Sedat Peker, Atilla Peker ve 5 adamı için verdiği gıyabi tutuklama kararıyla birlikte polis yeniden harekete geçti. Sedat Bey, neden gözaltına alındınız? Polis şimdi dün elleriyle mahkemeye teslim ettiği Peker ve adamlarını yeniden bulup yakalamaya çalışıyor. Evinizden çok sayıda kaset, fişek, tablo getirildi. Ancak sabahın ilk ışıklarıyla birlikte serbest kalan Sedat Peker ve adamlarının şu anda nerede olduğunu kimse bilmiyor. Polis yetkilileri biz yakalamış ve adliyeye çıkarmıştık. Ancak şimdi Peker ve adamlarının nerede olduğu belli değil. Biz yine de elimizden geleni yapacağız diyorlar. Sedat Peker'in yurt dışına çıkmış olabileceğinden şüpheleniliyor. Hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılan Sedat Peker'in bağlantıları bir bir ortaya çıkmaya başladı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yıllarca koruma müdürlüğünü yapan Şükrü Çukurlu'nun Sedat Peker'le görüştüğü ortaya çıktı. Hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılan Sedat Peker'in telefonlarını dinleyen polis, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yıllarca koruma müdürlüğünü yapan Şükrü Çukurlu'nun Sedat Peker'le yakın temas halinde olduğunu belirledi. Yaklaşık 40 defa Peker'le görüştüğü öne sürülen Şükrü Çukurlu'nun Sedat Peker'le görüştüm ama iş için değil dediği öne sürülüyor. Sedat Peker'in kendisinden şikayetçi olan Yusuf Altay'ı gözaltına aldırmak için bir emir subayından yardım istediği de öne sürüldü. Genelkurmay Başkanlığı idari soruşturma açtı.